Safir TYT denemesi A kitapçığı 5. soru arkadaşlar. Bir elektrik motoru 4 kilogram kütleli bir yükü sabit hızla 18 metre yüksekliğe çıkarıyor. Bu süreçte motor 800 jül elektrik enerjisi tüketiyor. Motorun verimi yüzde kaçtır diyor. Öncelikle verimin bir tanımını yapalım. Bir cisim veya sistemin üzerinde yapılan işin harcanan enerjiyi oranı verim olarak tanımlanabilir. Unutmayın. Dolayısıyla verim her zaman birden küçüktür arkadaşlar. Aslında verimin bir formülü yok. Fakat tanımdan yola çıkarak bir formül kullanıyoruz. Bu da yapılan iş bölü harcanan enerji, kazanılan enerji bölü harcanan enerji. Daima kaybımız daha fazla olacağından bu değer daima sıfır yani birden küçük olması gerekiyor. Şimdi bakalım elektrik motoru 4 kilogram kütleli bir yükü 18 metre yükseğe çıkartıyor. Arkadaşlar 18 metreye yukarı çıkarttığımızda uygulayacağımız kuvvet ne kadardır? Ağırlığı kadardır. Bunu bir açalım. Verim eşittir. Yapılan iş neydi? Uygulanan kuvvet çarpı aldırdığı yol. Dolayısıyla E diyelim harcanan enerjiye de. Arkadaşlar bir cismi belli bir yükseğe kaldırabilmek için uygulayabileceğimiz minimum kuvvet ağırlığı kadardır. Yani Mg kadardır. Aldırdığı yola da H dersek eğer bu arkadaş zaten kazandığı enerji yani kazandığı potansiyel enerji olacaktır. Eğer bize verilen bilgileri yerine koyarsak bölü 800 dolayısıyla 4 ile 18'i çarptığımızda arkadaşlar 720 bölü 800 yapacaktır. Sadeleştirme yoluyla 72'yi 8'e böldüğümüzde 9, 10. Yani 9 bölü 10. Bize yüzde olarak sormuş. Dolayısıyla bu arkadaşı yüzdelik dilime çevirmek için payı ve paydayı 10'la çarptım. Ne yaptı? 90 bölü 100. Yani bu motorun verimi yüzde 90'dır. Şıklara baktığımızda D seçeneği arkadaşlar.